Yani aslında genel bakıştan bağımsız bunu söyleyebilmek çok kolay değil ama oralara daha sonra geleceğimiz için sadece Salah'ı özelinde şunları söyleyebilirim. Galatasaray'da son bir haftadır işte o Simen transferiyle birlikte aslında çok çok önemli bir momentum yakalanmıştı. Transfer döneminin başından beri Galatasaray yönetimi çok eleştiriliyor. Çok fazla olumsuz yorumlar yapılıyor. Burada da yani bundan bahsetmeden geçemeyeceğim tabii ki. Geçen sezonun son maçından önce Şampiyonluk maçından önce bir seçim gerçekleşti Galatasaray'da ve orada yeni bir yapılanma, çok yapısal önemli bir değişiklik gerçekleşti ki bu bir isim üzerinden çok fazla okunan, Erden Timur ismi üzerinden çok fazla okunan bir değişim. Çünkü son iki yılda futboldan sorumlu olan ve şampiyonluklarla neticelenen sezonlardan sorumlu olan isim olduğu için tabii ki kütlesel ağırlığı da bir aylık fazlaydı. Sonrasında gelecek hamleler çok merak ediliyordu ve Tabii ki taraftarın ister istemez endişeleri, soru işaretleri ve süreç ilerledikçe de eleştiriye dönen durumlar oldu. Oral, oralara girmeye en azından şimdilik erken. Gerek yok, yok bir demeyeyim. Bir Salayı konuşalım çünkü ben birazdan, de birazdan birazdan oraya geliriz o, ama. Konuşacağım. Yani Victor Osimen gibi bir ismin katıldığı bir transfer döneminde bir yönetim nasıl bu kadar fazla eleştirilir? Onu açarız seninle birlikte ama. Yani çok gerçeküstü bir süreç var Galatasaray'da <laughs> zaten. Onu açarız ama hani yine de yeni transfer tabii ki her transfer heyecanlandırıyor. Salayı e, Macar takımının önemli oyuncularından bir tanesi. E, Freiburg'dan geldi ki bu Bundesliga'da uzun yıllardır istikrarlı bir şekilde oynadığını söyleyelim. Oyuncu iki kanatta da oynayabiliyor. yani Galatasaray en azından hani kadro planlaması hep konuşuluyor ya sol kanatta kimse kalmadı diye. Hem sola hem Hakim Ziyeş'in sakatlığında sağ kanada bir takviye yapmış gibi görünüyor şu anda. Ya zaten şöyle son bir hafta itibariyle Galatasaray'ın transfer harekatındaki bir numaralı öncelik kanat transferiydi. Çünkü senin de söylediğin gibi işte Tete gitti, Zaha gitti, Kerem Aktürkoğlu gitti. Sayısal anlamda da bir azalma yaşandı orada. Elde işte hep bu geniş kadroları ekrana getiriyoruz. Orada kanatlarda Galatasaray'da biraz zayıf bir görüntü ortaya çıkıyor bu sayısal anlamda. Bu arada ekranın anlamda. tam ortasına Salahin'in de e golleri ve e asistleri yansıyor. Hani merak edenler oyuncu hem sen açıklamalarını e yaparken hem oradan da izleyebilirler tabii ki. Ya tabii futbolu yakından takip edenler için çok yabancı bir oyuncu değil ama ismini ilk defa duymuş olan da olabilir tabii ki. Yani bu buna bir şey diyemeyiz. Galatasaray adına dediğim gibi kanat transferi elzem görülüyordu. İşte Zalevski süreci ki birazdan onunla ilgili de detayları anlatırız. Çünkü çok fazla konuya sebebiyet verdi Zalewski Hı -hı. süreci. Hatta benim hayatımda ilk defa <laughs> gördüğüm bir futbol direktörü istifasına dahi sebebiyet veren bir transfer haline geldi. Doğru. Ama Zalai konusu geçtiğimiz haftadan beri Galatasaray kanat transferi için görüşmelerini sürdürüyor. En sıcak isim tabii ki Zalevskiydi İtalya'ya kadar gidildi, görüşmeler yapıldı sürekli onunla ilgili haberleri paylaştık. Ama eş zamanlı olarak Galatasaray'ın görüştüğü dört tane oyuncu vardı. Bir tanesi Zalevski, bir tanesi Zalai, bir tanesi Lorente, Sassuolo'da oynayan oyuncu. Bir de Vargas ismi, o da Augsburg'da yine Bundesliga'da oynayan oyunculardan. Dördüyle de eş zamanlı olarak görüşmeler gerçekleşiyordu. Dün akşam itibariyle artık Zalevski konusunda yeşil ışığı görmeyince oyuncu tarafından Galatasaray yönetimi bu alternatiflerle görüşmeler hızlandırıldı. Ve en yakın olan isim, hocanın da bu üç isim arasında en çok istediği isim Zalai'ydi. Daha öncesinde de zaten Galatasaray'ın Zalai için girişimleri, görüşmeleri olmuştu ama erken aşamada biten görüşmeler olarak değerlendirebileceğimiz süreçler oldu bunlar. Dün akşam itibariyle belli bir noktaya gelindi. Bugün sabah saatlerinde de Zalevski cephesinden, menajerinden gelen biz bir birkaç saat daha süre istiyoruz talebinden sonra Galatasaray yönetimi teşekkür etti. Bizim zaten alternatiflerimiz var biz kalkalım dediler ve Almanya'ya yolculuk başladı. Sala ile anlaşma zaten sağlanmış dediğim gibi sadece prosedürlerin yerine getirilmesi gerekiyordu. 6 milyon euro bonservis, 2,5 milyon euro yıllık ücret ödenecek. Bonservisinin de büyük bir bölümü zaten taksitler halinde ödenecek. Hemen onu, onu da söyleyeyim. E, 4 taksitte ödenecek 6 milyon euro. Yani yıllık 1,5 milyon euro gibi. Zaten 4 yıllık bir anlaşma evet. var oyuncuyla da. Yani aslında baktığımızda mali şartlar anlamında da, oyuncu tecrübesi, oyuncu kalitesi anlamında da Normal şartlarda Galatasaray taraftarını fazlasıyla tatmin edecek bir oyuncu salayı. Doğru. Yapılan hamle olarak ama gelinen çok... süreçte gelinen süreç, yani süreç geline... yordu biraz. Gelinen süreç bu sürecin aktarımı, bu sürecin iletişimi itibariyle Galatasaray taraftarları şu anda gerçekten çok negatif bir ruh halindeler ve şunu söyleyerek aslında bitireyim. Yani salayı konusunda da yine diğer konularda da konuşuruz ama yani iki sene üst üste şampiyon olmuş bir takım. Senin daha az önce söylediğin gibi bunun üzerine aynı hocasıyla devam ediyor. Kadrosunun, takımının büyük bölümünü koruma hedefiyle, koruma söylemiyle yola çıkmış bir takım. Günün sonunda Victor Osimen gibi, yani Türkiye futbol tarihinde eşine çok az rastlanabilecek bir transferi yapmış Belki bir takım. Belki yani, rastlanmayacak. Yani değer olarak şu anda, oyuncunun değeri olarak. Çok da. kolay. Ben futbolda benzerini görmedim Türkiye'de. Zaman zaman sosyal medyada da bu yorum yapılıyor. Ben de buna katılıyorum. Yani Beşiktaş'ın daha önce yaptığı elin <laughs> Iverson transferine eş değer bir şey. Ki... Onunla bile kıyaslanabilir çünkü Elin Ivers'ın da buraya çok böyle oynama niyetiyle değil daha Ama çok biraz şov için geldi. Onunla da şöyle kıyaslanmıyor. Şimdi 2001 yılında Lakers Philadelphia serisinden hemen sonra Ivers'ın gelse Heh, yani onun, tamam onun, bile, onun bile yani. üstünde aslında yani. Ha ya o dönem lockout vardı zaten NBA'de. Evet. O yüzden zaten geldi buraya. Geldi. Hayır, geldi yani. de gelme süreci olarak da yani en böyle prime dönemi <laughs> değildi. Yaş olarak da o <laughs> yani dönemde değildi. büyüğü geçti bir dönemdi ama tabii ki yani bir süperstardı sonuçta. Çok çok büyük bir isimdi. Hayal bile edemeyeceğimiz bir isimdi Türkiye'de izlemeyi. Yani bunların yaşandığı bir sürecin sonunda 3 ay geçti. Mayıs ayında Galatasaray şampiyon <laughs> oldu. Yönetimi rekor bir oyla Galatasaray tarihinin rekoruyla. <laughs> Yönetime geldi Seçildim, yeniden, doğru. başkan rekor oyla seçildi ve 13 Eylül itibariyle bugün Galatasaray taraftarlarının %90'ı, %95'i endişeli ve negatif bir şekilde sezona başlıyor. Yani bunu başarabilmek bence özel bir çaba gerektirir. Ya bu da şu açıdan çok enteresan. Şimdi 18 Sara, 9 Yelert, 27 kolay bonusları ya da zor bonusları dahil etmiyorum. 27. Salayı 6 milyon euro daha, 33 milyon euro. Yıllık e, ücretlerde de dahil etmiyorum bunu ama sadece harcanan 33 milyon euro. Yani bunlar hani. Yakovs için de bir zorunlu zorunlu anlaşma var. var. 6, 8 milyon 8, euro. 89 ama hadi bu transfer dönemine dahil etmeyelim onu. Ama e, yani şu an spottaki oyuncular için söylüyorum bunu. Bütün oyuncular için söylemiyorum. Neredeyse 35-40 milyon eurolara dayanan bir bonservis harcayıp. Yani hiç oyuncuların ismini söylemesen. Haziran ayında herhangi bir Galatasaray taraftarına Eylül'de transfer bitecek. Victor Osimhen kadromuzda olacak ve yaklaşık 35-40 milyon euroya yakın da bonservis bedeli harcayacağız. Oyuncular transfer edeceğiz deseydin ya da konuşsaydık Galatasaray taraftarlarıyla herhalde ya acayip bir kadro kuruyoruz. E, sanıyorum tarihte eşi benzeri görülmemiş bir şey olacak derdi herkes ama bugün e, bir kriz var gibi ki var yani bir istifada da geldi. Gibisi açıkçası. biraz şey olur. Ee, çok önde bu, yani bu transfer bu, süreci bilmiyorum ben daha önce tam bu denlisine tanık olmadım yani. Galatasaray yani. hiç transfer yapmasa daha başarılı olurdu. Ya kötü kötü transfer dönemleri yaşandı. Hiç yani işte ne bileyim ihtiyaçların giderilemediği dönemler yaşandı Galatasaray'da ama senin dediğin şu açıdan önemli. Mesela Galatasaray Şampiyonlar Ligi'ne forvetsiz başladığı sezon oldu yakın doğru, dönemde. Doğru. Yani işte Mudat Lokomotif Moskova deplasmanında forvet olarak çıkıyordu. Eldeki tek isim Eren Derdi yoktu. Ömer Bayram'la transferi kapattık gibi söylemlerle transferin son günlerini yaşadığımız süreçler oldu. Ön eleme'de Halil'le çıkmıştınız galiba değil mi? Ya ön önemli değil. Ön olabilir ama evet. transfer dönemi bittiğinde artık kadron tamamlandığında oradaki durumun daha farklı olmasını bekliyorsun tabii, ve tabii. bunların olduğu süreçler oldu ama bu dönemlerde mali anlamda sıkıntılar vardı. Kaynak üretilemiyordu ya da işte Finansal fair play ile ilgili limit sorunları vardı. E bu sene bakıyoruz Galatasaray'da şimdi aslında önemli hamleler yapıldı. Yani kadrodan gönderilen oyuncularla ilgili önemli hamleler yapıldı. Bunları ben yadırga yani bunları göz ardı etmiyorum diyeyim daha doğru bir ifadeyle. Ama netice itibariyle ortaya çıkan süreçte bu kadar para harcamışsınız. Elinizde sağlam iki senenin şampiyonu olmuş kadronun iskeleti var bunu korumuşsunuz. Başladığınız ilk hamle bu yeni kurulan yapının, Galatasaray'da sportif her şeyde yeni kurulan yapının ilk hamlesi Batşuay hamlesi ki bence çok doğru mantıklı bir hamle. İşte Zaten yedek forvet arıyordunuz ya da alternatif oyuncu arıyordunuz. Öyle başladığınız noktadan buraya gelebilmek gerçekten bir kere daha söyleyeceğim özel bir çaba gerektirir. Yani taraftarı bu haline sokmak özel bir çaba gerektirir. Burada işte bugün Cenk Ergün istifa etti. En baştan beri yani Cenk Ergün bir önceki dönemden beri en fazla eleştirilen yani taraftarla bağ çok fazla sağlayabilmiş bir yönetici zaten yönetici değil profesyonel ama yani Galatasaray adına Galatasaray'ı temsil eden ve taraftarla bağını çok fazla sağlayabilmiş bir isim değil. Ben bunun çok haklı gerekçeleri vardır, haksız gerekçeleri vardır. Onu tartışabilecek durumda değiliz ama genel itibariyle taraftarla bağ kopmuş bir isim olarak Cenk Ergün en baştan yola çıkmıştı. Zaten çok ekstra Hamleler yapması gerekiyordu kendini kabul ettirebilmesi için. E bunlar da yaşanmadı. Zaten Erdem Bey gibi, Erdem Timur gibi son yıllarda Galatasaray taraftarının en çok sevdiği isimlerden bir tanesi. Yani bugün, şu an bir anket yapalım sosyal medyada ya da sokağa çıkıp fark etmez. Normalde sosyal medya ve dışarısı sokak ayrılabilir ama bu konuda ayrılmaz. Galatasaray'da en çok güveneceğiniz, bugün Galatasaray emanet edeceğiniz yönetici, yönetici kim diye sorsanız. Açık ara yani %80'le falan herkesin ortak fikrini belirteceği isim Erden Timur. Son yıllarda Galatasaray'da bu kadar sevilmiş bir yönetici olmadı. Bu arada kulüp televizyonundan görüntüler şu anda ekranınıza yansıyor. Roland Salahi'de değerli izleyenler Atatürk Havalimanı'na iniş yaptı. Galatasaray'ın Freiburg'tan transferi Roland Salahi resmen Galatasaray'da ve Galatasaray içinde İstanbul'a geldi. Az sonra Salahi'nin e, havaalanından çıkış görüntülerinde de sizlerle ulaştıracağız. Orada arada Salahi. böyle sessiz sedasız gelen futbolcuların da etkisi hep, hep iyi tarihte sürdüm, iyi abi. olmuştur. Yani salayda de biraz Furkan Emre'nin dedi orada önemli. Kaosun gölgesinde Hı, geliyor ama Salahi, bence çok iyi bir oyuncu. Ve iki kanatta da oynayabilen hatta merkezde de oynayabilen bir isim transfer döneminin hemen başında gelse bence taraftarlar açısından yarattığı heyecan daha farklı %100. olurdu. Hemen başına gerek yok ya. 3 Bundan... gün önce yani bile gelse. Ön, bir hafta önce Zalewski'den önce bu hamleyi yapsaydın kimse sorgulamıyorsa. Bir hafta önce Salahi hamlesini Galatasaray yapsa Erdem'in dediği gibi hiç bu Zalevski konusu bu kadar gündeme gelip bu kadar Galatasaray adının krizi haline gelmeden yapsanız bu hamleyi herkesin memnun olacağı bir kanat hamlesi olurdu ve zaten o simen almışsınız kısa bir süre hiç öncesinde çok fazla itiraz edilmeden artık bakalım elimizdeki kadroya bakalım diye herkes bunu konuşmaya başlardı. Ama maalesef süreç Galatasaray adına çok kötü yönetildi. Yani bu Zalevski süreci ki haberini ilk A Spor ekranında biz yaptık. Zalevski ile Galatasaray'ın ilgilendiğine dair. ilgileniyor dedik. Adım adım öteye taşıdık. Belli bir aşamaya geldiğini söyledik. Sonrasında hatta şunu söylüyor bana yöneticiler. Haberi yaptıktan bir gün sonra Zalevski konusunda önemli bir yol kat katetip sonrasında haber çıktı ve işte oyuncu tarafının ekstra talepleri oldu. Bunları da hallettik. Deniyor ve Galatasaray yönetimi Galatasaray'ı temsilen insanlar İtalya'ya gidiyorlar. Transferi neticelendirmek için ve gittikleri esnada da Zarevski transferi için İtalya'ya gittikleri esnada da hem oyuncu tarafıyla hem kulüp tarafıyla bunun altını çiziyorum anlaşma sağlanmıştı. Sadece imzayı atmaya gitti Galatasaraylı yetkililer oraya. Fakat şöyle bir durum var. Galatasaraylı yetkililer 3 gün İtalya'da kaldılar. Bugün de 4. gün oldu hatta. Bugün sabah saatlerinde ayrıldılar. Almanya'ya geçildi. Almanya Zalai'yi almaya ve şu anda da geliyorlar. Çok şükür ki uçak en azından boş dönmedi. 3 günün ilk iki gününde Galatasaraylı yetkililer Romalı yetkililerle görüşme sağlayamadılar. Oradaki görüşmeleri Galatasaray adına Salayı çıkıyor bu arada. Evet Salayı çıkış yapıyor şu anda değerli izleyenler. Galatasaray'ın yeni transferi, Freiburg'da onu Apel Nikosya'dan almıştı. Kıbrıs Rum kesiminden Bundesliga'ya transfer olmuştu ve Bundesliga'da da uzun yıllar düzenli olarak forma giydi. Roland Salayı ki baktığımızda geçen yıl 37 maçta 8 gol, 2 asistlik performansı var. Bir kez daha söyleyeyim yayın başında söyledim ama hatırlatmakta fayda var hücumun hem solunda hem sağında hem ortasında oynayabilen bir isim olan Zalai ve e, Zalai'nin şu anda ilk görüntüleri de ekranlarınıza yansıyor. Galatasaray için İstanbul'a geldi ve o da artık yakın zamanda takıma katılacak. Sakattıkları sakatlıkları Emre biraz konuşulmuş. Şunu, şunu, şunu bir tamam, tamamlayalım. Bir tamamlayalım. Yani iki, gün Zaleski boyunca, i̇ki gün boyunca Galatasaraylı idareciler Roma'dan herhangi bir yetkiliyle görüşmüyorlar. Ve İtalya'da İtalya'nın merkezinde çok çok güzel bir otelde iki gün boyunca kalıyorlar. Üçüncü gün neticesinde görüşen isim de şu an mesela taraftarlar sosyal medyada çok çok enteresan önemler atfediyorlar. Mesela George Gardi bir yetkili bir menajer ve Galatasaray'a da bu arada önemli transferlerde aracılık etmiş Doğru. bir isim. Görüşmeleri kendisi yapıyor. Üçüncü günün sonunda Roma tarafı artık diyor ki yani biz bu transferi Galatasaray ile gerçekleştireceğiz. Yetkilileriyle görüşmek istiyoruz. Bu noktada Galatasaraylı yetkililerle ilk görüşme gerçekleşiyor ve daha öncesinde Galatasaraylı yetkililerin içinde olmadığı süreçte de bazı tuhaf gelişmeler yaşanıyor. Yani Zalevski sürecinin bu noktaya gelmesinin sebeplerin sebeplerini anlatmak için söylüyorum bunu. İşte oyuncuyla ve kulübüyle anlaşılmış bazı rakamlar var. Ya biz seninle zaten anlaştık ama Kulübüne biraz baskı yapsan acaba oradan biraz indirime gider miyiz falan ya yani anlaşılmış rakamlar var ya bunun üstüne İtalya'ya gidiyorsunuz. Yani Roma'nın fiyat artırımına karşı Galatasaray oyuncudan yıllık ücrette indirim mi istiyor? Roma'nın fiyat artırımı yok. Anlaşılmış rakamlar var. Yok öyle de haberler çıktı. Yok yani sonrasında bu iş oralara da geldi artık i̇ş tuhaf bir hale geldi çünkü ama ilk etapta yaşanan bu hı hı. Roma ile anlaşılmış bonservis rakamı var belli bir rakam üstü bonuslar. Oyuncuyla da anlaşılmış dört yıllık bir sözleşme, belli bir yıllık ücret üzerinden bir anlaşma var. Ve oraya gidildiğinde Galatasaray'ı temsilen görüşmelerde yer alan isim, dediğim gibi yönetici değil, şunu söylüyor, işte ya biz seninle zaten anlaştık, acaba buradan bir 500 euro, 500 bin euro, 1 milyon euro daha acaba indirebilir miyiz? Biraz daha aşağı çekebilir miyiz? Zaten sorunun başlangıç noktası burası. Sonrasında kulübün talepleri değişiyor, Böyle bir taleple gelince kulüpte daha farklı bir yaklaşımla olaya geliyor ve bu sefer de kulübe bonus olarak ödeyeceğimiz rakamı biz bonserviste ödeyeceğiz. Senin rakamından düşsek ama sonra seneye biz bunu tekrar arttırsak falan gibi böyle gerçekten olmaması gereken pazarlıklar yaşanıp Zalevski konusu bir çıkmaza girdi. Netice itibariyle bugüne geldiğimizde zaten bu transfer iptal oldu ve yani ben hayatımda işte bu kadar yıldır bu işi yapıyoruz. Onun dışında da aktif olarak spor medyasını takip ediyordum öncesinde de yazılı ve sözlü medyayı. Ben böyle bir transfer süreci hiç görmedim. Bir oyuncuyu almak için buradan Galatasaray'ın 3 tane yetkilisi İtalya'ya gidiyor. O yetkililerden bir tanesi ekipten ayrılıyor yoldayken. İstifa ediyor, ayrılıyor. Görüşmeye gittiği oyuncu Galatasaray'ın kadro dışı kalıyor. Galatasaraylı yetkililer başka bir ülkeye gidip başka bir oyuncuyla geri geliyorlar. Yani bu çok tuhaf bir hikaye. Altı bölümlük kısa bir dizi çıkar buradan. Çıkar, yani Netflix hani böyle uçağın içinde başlayan tabii, hikayeler tabii. oluyor ya. Onun onun gibi bir hikaye. Sadece yani uçakta bu. geçiyor ama. Tabii. <laughs> Vardı öyle bir <laughs> Uçak, dizi var. Uçak, otel şeyi. Öyle bir dizi var. Salah'ın röportajı var izleyelim. This is this is our target and of course uh, in the Europa League that season uh, yeah I want to play play in the final and I want to win it also. Öncelikle mutluyum. Tabii ki de e, harika şeyler yapacağımıza inanıyorum birlikte. E, öncelikle bizim hedefimiz tabii ki de ligde şampiyon olmak. Aynı zamanda Avrupa Ligi'nde de mücadele edeceğiz ve finale kadar orada da mücadele edip hatta orada kupayı da kaldırmak istiyoruz. Çok fazla yormayacağım. Bir de e, taraftarda tabii ismi ilk çıktığı andan itibaren müthiş bir şekilde kendisine destek verdi. E, onlar için neler söylemek ister Galatasaray taraftarına? Hangi mesajı vermek ister? give them yeah I heard a lot uh, about them uh, of course as I said uh, as I said it before uh, we want to win the league and I'm, I'm uh, really waiting to, to meet with them in the stadium. çok şeyler duydum ee, onlardan. Da az önce söylediğim gibi öncelikle ligi kazanmak istiyoruz. Hedefimiz bu. Ama onları da gör, görmek için dört gözle bekliyorum stadyumda birbirimizi karşılamamızı. Okay, thank you very much. Welcome again. Evet, tekrar teşekkür ediyoruz kendisi. Zalai'nin ilk sözlerini hep birlikte dinledik değerli izleyenler. Tabii ki en önemli nokta Avrupa Ligi'nde final oynayıp kazanmak istiyoruz dedi ki. E, Avrupa bir detay Ligi var ama. Hedefi Avrupa Ligi kadrosunda yok mesela şu an sala. Evet ama muhtemelen tabi Ocak'ta dahil olacak. Ee, Avrupa Ligi hedefi Galatasaray'da artık en önemli hedef olarak görünüyor. Tüm bu transferdeki soru işaretlerinin üzerinde. Emre sana soracağım başka detaylar var ama ben biraz sol tarafa da e, dönmüş olayım. Şimdi e, bu transferi şu şekilde de konuşmak gerekecek. Galatasarayın planlaması üzerine. Erdem sen Zaleski dedin. Şimdi Zalewski e, genelde hep üçlünün e, kanat beki olarak oynayan bir isim. Çıkışını o şekilde yapmış bir isim. Hatta o sümen geldikten sonra da Galatasaray'ın 3-5-2'ye döneceği fazlasıyla evet. konuşuldu. Hazırlık Biz maçında bize gol atmıştı değil mi? Polonya Türkiye attı. Avrupa Şampiyonası son Son dakikada attı. Evet. Orada da zaten yine Beşli'nin soluk gibi oynuyordu. Tabii tabii Polonya'da oynuyordu. oynuyordu. Zalewski de aynı şekilde. Roma'da da öyle oynadı zaten oyuncu. E, şimdi Zalewski'den sonra Zalai geliyor. İki isminde kalitesinden bağımsız bir şekilde şu soru akıllara geldi yani en azından benim geldi. Zalevski'ye talip oluyorsunuz. Tamam olur olmaz transfer. Sonrasında Zalai'ye gidiyorsunuz evet. ama Zalai de üçlü oynayan bir oyuncu değil. Yani dörtlünün kanatlarında oynayan bir oyuncu. Yani Galatasaray oyun planını Zalevski'ye göre ayarlamıştı. Yine mi acaba değiştirecek Okan Hoca? 4-4-2'ye mi dönecek? Şimdi formasyonla boğmak istemiyorum izleyenleri ama hani Aynı oyunculara da talip olmadı Galatasaray. Aynı özellikle oyunculara da talip olmadı. Bu da bence dikkat çekici detaylardan bir tanesi. ya Tabii kesinlikle yani o şeyin göstergesi. Yani bir panik hali durumu var Galatasaray'da. O teknik heyetin de yansıttığının göstergesi. Yani sonuç olarak transfer yaparken teknik heyetin raporu doğrultusunda hareket etmesi lazım yönetimlerin. Bence yine de böyledir. Salay'da da böyledir. Bir önceki transferde de öyledir ama yani burada üçlüde oynayan e, oyuncuyu alamayıp e, üçlü oynamayan bir oyuncuyu kadroya katıyorsan e, demek ki sistem değişikliğini ya hiç düşünmedin e, ya da şu noktadan sonra askıya aldın ama e, şu var yani Salah'a geldiği zaman dörtlü oynayacağını en azından bu transferle onu anlıyoruz. Hı hı. Ama Barış Alper gibi güçlü bir oyuncusu daha oldu e, Galatasaray'ın yani fiziksel anlamda. Yani şey noktasına geri dönüyoruz. Yani bir hafta önce gelseydi oyuncu belki şu an Galatasaray yeni sayı bulduk. Bizim için makul bir transfer noktasındaydı ama bir Raşisa haftada o kadar... döneminde de talip olunan oyunculardan bir tanesi diye hatırlıyorum ben. Raşitsa'dan Raşis, önce Salahi'yi istedi o zaman olmadı. Sonrasında Raşitsa'yı almıştı hatta Galatasaray. Evet yani genel olarak aslında uzun yıllardır listede olan bir isim de diyebiliriz. Ama bir haftada o kadar çok şey yaşandı ki Galatasaray'da yani hani e, yönetimin tek başına hatasını karşı taraf mı istemedi ama yani sürecin doğru yönetilemediği bir gerçek. Hı hı. O simen transferiyle müthiş bir hava yakalamıştın. En azından transfer noktasında bir hava yakalamıştın. Onu tamamen kaybediyorsun. Yani cumartesi günü pazar günü mü Galatasaray'ın maçı? Yarın yarın. Yarın. Ama ilginç olan o kadar çok dalgalanma var ki mesela Osimen transferiyle de transferde yükselişi Galatasaray'ın yakaladığı noktadan hemen önce Hermoso transferi var. Hermosodan roller dolayı da Galatasaray adına transfer dönemi gerçekten roller olur yani gibi. Aynen yani aynen öyle. bir iniş, bir çıkış, bir iniş, bir çıkış. Ama işte bu, bu biraz yani. biraz şunu gösteriyor. Yani maalesef Galatasaray'da en başta Okan Hoca da bunu söyledi. Transfer döneminin başından itibaren. Yani bizim şampiyon kadromuz var. Üç bölgeye transfer ihtiyacımız var. Yedek forvet, bir orta sağ ve bir sol, bir sağ bek. Sonrasında bu işler çok değişti. Uzunca Hatta bir süre. Şu an kadrajdaki İbrahim Atipoğlu da yine aynı şekilde 3 transferle e, biz transfer sezonunu noktalayacağız dedi ya o en, zaman. Ya en başından Sayın beri bu söylendi. Söylen buydu. E tamam bu konuda itirazımız yok. Ben bu konuda 3 Ağustos'ta yanılmıyorsam Galatasaray'ın bu 3 transferi bitti. Batshuayi ile başladı. Yeraltı aldılar. Sonrasında da Gabriel Sara transferi gerçekleşti. Süper Kupa'nın olduğu akşam Beşiktaş'a 5-0 yenildiği akşam Sara İstanbul'a indi. Yani 3 transferini o akşam itibariyle tamamlamış bir Galatasaray vardı. O gün de eleştiriliyordu yönetim. Ben o zaman çok haklı olmadığını düşünüyordum bu eleştirilerin. Ama yani sonrasında iş öyle noktalara geldi ki siz kadromuzu koruduk dediniz. E, kadronun en verimli oyuncularından bir tanesi Kerem gitti. Zaha öyledir böyledir. Maliyeti çok yüksek olduğu için gönderilmesini anlayabiliyorum ama tuhaf bir süreç sonunda gitti. Derik Köhn devre arasında gelmişti Galatasaray'da. Yani son iki senedir sürekli farklı farklı <laughs> sol bekler oynuyor Galatasaray'da. Sürekli değiştiriliyor ve en uzun oynayabilen yarım dönem oynayabiliyor zaten. Ve son iki senede Galatasaray adına sol bekte en çok maça çıkan oyuncu kimdir sence? Bir tahminin var mı mesela? Yani sayısal anlamda. Sayısal anlamda ilginç bir şekilde Anelinho olabilir mi? Kazımcan Kazım Karataş. Kazımcan onu söyleyeceğim. Anne O da tam yani muhtem, 18 19'a yani çıktı muhtem, ondan yani Bugün dolayı. mesela Kazımcanı Galatasaray taraftarlarının bir bölümü hatırlamayabilir bile yani. Evet. Galatasaray'da ne zaman oynamıştı evet. diyebilecek kadar bir sirkülasyon oluyor. O yüzden yani şimdi Osimhen'i alıyorsunuz. da bir yıl önce de Bayern maçına çıktı hani. O da ilginç. Tabii yani. Tabii. yani bir yıl bile olmadı Taraftar hatta. unutmuş olabilir ama sonrasında bir, Ankara Gücü işte Orenburg'a gitti şimdi. Bir yıl bile olmadı yani Ankara Bayern Münih maçında ilk 11'de başladı. Tabii, tabii. O Galatasaray'ın evet. son yıllardaki en öyle en iyi 70 etkileyici performanslarından birinde ...sağdaydı... E oradan geldiğimiz zaman şimdi bu kadar sirkülasyonun olduğu yerde şimdi Osimhen'i alıyorsunuz. Evet ya müthiş bir oyuncu... az önce konuştuk. Bir daha üstüne aynı şeyleri tekrarlamaya gerek yok ama yani Osimhen -E evet plan dışında Osimhen -E alabilirsin. Problem değil yani Osimhen bütün planların üstünde olabilir. Böyle bir fırsat çıkarsa alırsın. Ama şimdi az önce sen söyledin. 3-5-2'ye mi dönülecek? 4-4-2 ile mi devam edecek? Tek forvetle mi devam edecek? Ben Okan Hoca'nın bile bundan çok emin i̇şte olduğuna orada orada şu, katılmıyorum yani şu anda. Öyle, öyle orada öyle işte diyorum. Okan Hoca noktasına geldiğin zaman aslında e, bence ben mesela bu hikayede e, faturayı birine e, yani bizim haddimize değil tabii ki de bence hatalı kimi diye sorsan... Okan Buruk derim. Çünkü Emre yani sezon sonunda bir forvet, bir orta saha, bir sağ bek ihtiyacı vardı değil mi Galatasaray'ın? Üç transfer. Tabii öyle <laughs> Hedef oydu 3 transferle kapatmak. Ya Galatasaray'ın gönderdiği dört tane oyuncu kanat. Kerem, Zaha, Tete, Zaniolo. Yani sen dört tane kanadının gönderilmesine izin veriyorsa bir teknik direktör. Orada orada da sorgulamak gerekebilir. Yani elbette finansal tablo içinde yönetimler hareket etmeli. Bazı kararları almak zorunda kalabilir ama. Son iki sezonun şampiyonu teknik direktörün de bazı planlamada daha fazla söz hakkı sahibi oluyor olması lazım. Yani Okan Burun bu noktada e, yönetime hayır ben bu kal Kerem'i kalmasını istiyorum. Ne olursa olsun satılmasın. Belki sağ dışında çok olay yaşanıyor ama Kerem bizim bayrak oyuncumuz. Ben Kerem'i bu takımda tutacağım ve tekrar kazanacağım demesi gerekirdi. Yani dört tane kanadını gönderdiğin yerde e, son gün bu şekilde... E, alelacele bir transfer yapabiliyorsan orada yönetim kadar bu planlamaya izin veren biraz teknik direktörü de eleştirmek Emre'ye yani. sorabilir miyim? Tabii. Kerem'in ayrılığı kendi ısrarı üzerine mi oldu? Kerem en baştan beri kendi isteği bu yöndeydi ayrılma konusunda. İşte geçen kış döneminden beri, ara transfer döneminden beri ki orada bir menajer değişikliği yaptı. Sonrasında Arabistan'dan teklifler konuşuldu. istenen teklif gelmedi. Avrupa'da Rusya'dan teklifler vardı. O dönem mesela Kerem Cephesi'nin iddiası şu yönde ki işte o dönemde de soyunma odasındaki söylemleri çok fazla ön plana çıkarıldı. Buradan biraz itibarsızlaştırıldı. Kerem Cephesi de o dönem yani yönetim tarafından Spartak Moskova'nın teklifini kabul etmesi yönünde bir mobbinge uğradığını iddia ediyordu. Kendisinin iddiasıdır. Yani bu teyide muhtaç bir bilgidir ya da bizim net olarak bildiğimiz bir şey değil ama sonrasında da ben açıkçası Kerem adına mutluyum. Çünkü artık Kerem Galatasaray'da çok çok önemli hizmetler verdi. Çok hak ettiği değerin altında değerlendirildi aslında Türkiye'de. Galatasaray İki tarzı... 43 gol katkısı vermiş bir oyuncudan bahsediyoruz. Ya her şeyi yaptı bu arada yani. Büyük maçlarda gol attı. Birçok böyle oyuncuyla ilgili farklı farklı şeyleri ön plana çıkarız ya. Bazısı derbi oyuncusu deriz. Bazısı işte iç saha oyuncusu falan. Kerem her kul kulvarda. Şampiyonlar Ligi'nde attı. Derbi de içeride attı. Derbi de dışarıda attı. Fenerbahçe'ye attı. Beşiktaş'a attı. Küme düşme mücadelesindeyken attı. Şampiyonluk maçındayken, şampiyonluk yarışındayken attı. Doğru. En zor maçlarda çıktı attı. Yani Kerem Galatasaray'da her şeyi yaptı ama artık böyle bir toksik bir ilişkiye dönüştü Galatasaray'la Kerem arasındaki ilişki. Kerem adına da işte Spartak Moskova'yı zaten istemiyordu. Benfica gibi bir ihtimalin ortaya çıkması son günde iyi oldu. Ben Hayırlısının bu olduğunu düşünüyorum. Yani Galatasaray için iyi değil bence Kerem'in ayrılığı ama günün sonunda Kerem de burada belki bu performansları gösteremeyebilirdi artık. Yani bu saatten sonra karşılıklı mutluluk çok fazla olmayacağı için iki taraf adına da hayırlısının bu olduğunu düşünüyorum. Peki ben. gelenler gidenleri konuşacağız. Şimdi Furkan'a da şunu sorayım. Galatasaray sence geçen yıla göre geride kalan transfer dönemine bakacak olursak güç mü kazandı, güç mü kaybetti? Çok zor bir soru Ömer ya. Yani şimdi geniş kadroya baktığın zaman özellikle forvet bölgesi bambaşka bir seviyeye geldi geçen sezona oranla. Yani hayal dahi edemeyeceğim bir şu anda forvet rotasyonu var Galatasaray'ın. Ama böyle forvetten kaleye doğru geldikçe iş biraz daha karmaşıklaşıyor. Özellikle sol beke bakıyorum. Tek alternatif Jakobs belki Yelert de orada oynayabilir ihtiyaç halinde. Ya yani Barış Alper de ihtiyaç halinde sol bekte oynayabiliyor tabii de. Yani alternatif açısından ve yani Okan Hoca'nın da ideal oyun anlayışı, oyun taktik anlayışı üzerinden baktığımızda burada bir karmaşıklık var. Geçen sezona oranla bir ekleme yapayım mı Furkan? Çünkü Tabii. Şimdi geniş kadro ekrandayken e, çok böyle bazı noktalar alternatifsiz gözüküyor ama bence Galatasaray taraftarının o kadar da karamsarlığa e, düşmesi gerektiğini düşünmüyorum. Yani şöyle. Şimdi Barış bugün e, bizim geniş kadroda solda yazılıyor ama Barış sağda da oynuyor. İşte Zalai, e, solda oynuyor, ortada oynuyor, sağda da oynuyor. Mertens duruma göre Napoli'de mesela 3 Forvet'e yakın noktada üçlüde üçlü de solda yani Barış'ın oynadığı noktada oynuyordu. Mertens, Ama o zamanki Mertens'in sola gidebilir. fiziksel durumuyla şu anki... Bu var yani. O farklı Yakopsa işte, Yelert Kaan e gidebilir, Yeler sola gidebilir. Üçlü oynanırsa Yeler üçlünün solu olabilir, Yakops olabilir. Yakops üçlüde sol stoper olabilir. Aslında farklı alternatifler tamam. mevcut. Yakops'a Yeler'tin aynı anda sakatlık yaşadığı <laughs> ya da cezalı olduğu ortamda bekin yok yani. Orijinal bekin yok. Ya bence bu bir planlama değil bu arada. Yani ben baktığımda tabii bunun planlama bir planlama değil, sonucunda Bana oluştuğunu düşünmüyorum. Ee, ama ya tabii ki yine kağıt üstünde baktığında bu kadro çok iyi bir kadro. Yani bireysel anlamda baktığın zaman futbolcuların kalitesinden çok şüphe edecek bir durum yok açıkçası ama burada Emre'nin de hep bahsettiği gibi yani planlama olmadığını taraftarların hissetmesi bence en büyük endişe sebebi de o. Ama bu kadro geçen sezonla kıyasladığımda bazı bölgelerde güç kazanırken bazı bölgelerde güç kaybetmiş gibi görünüyor. Özellikle kanat bölgesinde çok ciddi bir güç kaybı var. Şöyle bir yorum ekleyebilir Tabii. miyim? Yani son 10 yıldır belki daha bile uzun ya benim hatırladığım. Son 10 yılda şampiyon olan takımların aşağı yukarı işte 30 maça çıkmış 11'lerini ben aşağı yukarı ezbere sayabilirim. Yani bir tanesi değişir zorunluluktan, iki tanesi değişir. Yani Galatasaray'da ben mesela şu anda böyle bir 11'i yakalamanın çok kolay olduğunu düşünmüyorum. Galatasaray'ın... Hmm. İstikrar olmayabilir bu yıl diyorsun yani ilk 11'de. Ya istikrar olabilme şansı yok zaten. Bu yapıyla istikrar olabilme şansı yok. Şöyle geçen sene de böyle Şöyle başladı. De yok. Zalai şimdi diyelim ligde çok iyi bir hava yakalayacak. Avrupa'ya geleceksin. Değiştirmek durumunda kalacaksın. Ya o zaten zorunluluklar o doğrultuda var. Onun dışında da yani. Geçen sene de Galatasaray böyle başladı bu arada. Şimdi iyi de öldürelim hakkını verelim. Erdem Bey'den bahsettik. Ne evet, kadar seviliyor, evet, ne evet, kadar evet, başarılı evet. ondan bahsettik ama geçen sene de Galatasaray'ın kadro planlaması çok sorunlu bir planlamaydı. Yine o zaman şöyle bir şey vardı. Bugün mesela forvette bir yığılma var. Geçen sene kanatlarda, kanatlarda büyük bir yığılma vardı. Ama geride yine beklerde yine sıkıntılıydı Galatasaray. Yani ideal bir sağ bek yoktu mesela yeni sezona başlarken bile yoktu bunlar. O açıdan geçen senenin başlangıcına benziyor. İlk senesinde Okan Hoca Beşiktaş Başakşehir ve Karagümrük o 3 maç. Karagümrük, Beşiktaş, Başakşehir şeklinde giden o 3 maça kadar çok fazla tartışılıyordu. Bir oyun bulamadı, 11'i oturtamadı. Bu sene de bence bu zorluğu yaşayacak ama bu sene bu ortamdan dolayı bu kadar kredisi de yok arkasında. O dönem için o kredi vardı. Yani ben şunu göremiyorum. Bu sene Galatasaray'ın işte ligde kaç maçı varsa onların tamamına yakınında 8 oyuncusunu ben kafamdan tahmin edebilirim diyemiyorum. Geçen sene de aynısını yaşadık. Geçen Süsle sene iki şampiyonluk yaşayan teknik adamın kredisin olmaması da bir manşet değil mi aslında? Yani ilgi, maalesef, duruma durum ma maalesef öyle yani. Yani. Ben, benim adıma bireysel olarak bana sorarsan böyle değil ama genel tabloyu değerlendirmek gerekirse öyle. Ama burada da şöyle bir sıkıntı var. Süper Kupa'da Beşiktaş'a yenilebilirsin ama 5-0'lık mağlubiyet çok ağır bir mağlubiyet. Şampiyonlar Ligi hedefiyle çıktığın yerde Young Boys'a eğleniyorsun. Onun öncesinde de şampiyon olmana rağmen hedef maçını olan içerideki Fenerbahçe maçını kaybediyorsun. Yani tek olmaması gereken şeyi başararak kaybediyorsun. O yüzden orada bir kredi azalması var. Ama geçen sene mesela ya o kadar enteresan varyasyonlar denemek zorunda kaldık ki Okan Hoca. Mesela Erdem az önce acaba hoca da eleştirilebilir mi dedi. Ben o yüzden eleştiremem. Şöyle eleştiremem. Geçen sene ben Kerem, Kerem Demirbay'ın sol stoper oynadığı maç hatırlıyorum. Pendik Spor maçında Kerem Demirbay sol stoper oynadı. Berkan Avrupa maçlarında sol bek oynadı. Yani Akla hayale gelmeyecek Berkan varyasyonlar... Berkan stoper oynadığı Rize maçı var. Berkan stoper oynadı. Barış zaten kanatlarda Barış oynadı. Barış Alper kale dışında neredeyse her yerde oynadı. Yani bu varyasyonlarla... ...gemiyi Okan Hoca bir şekilde buraya yanaştırdı. Dedi ki tamam ben... ...bu mürettebatla buraya kadar geldim. Artık lütfen... ...bu gemi daha sağlam hale gelsin ve ben artık... ...rahat gideyim ya. Ben <laughs> kaptan koltuğunda... ...oturayım. Aşağı inip... ...güverteyi ya, ben paspaslamak zorunda kalmayayım. Emre, sen de çok yakından takip ediyorsun. Okan Hoca'nın üstü kapalı olsa bile bir tane bile yönetime böyle bir mesaj yok. Yani Karakter, ben elimden karakteri, geleni yap. Karakteri, Karakter bazen değiştirmen değil. gerekir. Yani Dur, hani ya yani değişmez. Değiştirmen Okan, gerekir. Yani senin Okan, sen Okan yıl... Buruk futbolculuk hayatında da böyleydi. <laughs> ben mesela şunu düşünüyordum bak senin baktığın yerden bakarak mesela Okan Hoca ilk başladı Galatasaray'da. Şöyle bakıyorsun değil mi insani olarak. Zaten yıllardır bu görevi bekliyordu. Tabii ki mütevazı olması gerekiyor. Evet. Bir noktadan <laughs> sonra başarılar gelmeye başladı. İşte mesela ilk önemli zaferi Galatasaray'da deplasmanda Fenerbahçe'yi yendi. Sonra gitti şampiyon oldu. Ben Okan Hoca ile ilk gün konuştuğumdaki üslubu ya da insanlara olan yaklaşımı neyse Hı. bir senenin sonunda da öyleydi. İki senenin sonunda da öyleydi. Hala da öyle. En ufak bir yaklaşımına değişiklik yok. Karakteri işte ben Başkana şunu söyledim de bana bunu yapmadı demeye müsait bir insan değil. Ya ben o bunu diyorlar, eleştiri olarak söylüyorum gerçekten. Bu yani, arada e, doğrudur diye söylemiyorum bunu bir sadece bunun tespiti. Sen, ya mesela 5-0 kaybedilen Beşiktaş maçından sonra olimpiyatın en azından burası futbola elverişli bir stat değil eleştirisini getirmek yerine 2 yıl şampiyon yapmış teknik direktör olarak yönetime en azından bir eleştiri vermek. Yani bunu ama o dönem Belki böyle... toplantıda yapıyorsundur ama. Bazen basın toplantısında ya da bir kamera önünde yaptığın, verdiğin bir mesaj, emin ol, o toplantıda verdiğin mesajdan daha etkili. O Çünkü tarihte tüm bu kadar derin bir problem var mıydı ama yani yoktu. kadro planlaması falan yani mı? veya sonrasında yoktu yani sonrasında bir çok açıklaması oldu. Devam bu eden bu sürecin büyük bölümü olmamıştı mesela. Olmamıştı ama devam eden süreçte en azından yani hani 2 yıl sonunda gelinen noktada sen söylüyorsun Okan Hoca bu kadroyu hak ediyor mu? Bence hak etmiyor bu planlamayı zaten hak etmiyor eğer bir eleştiri getireceksek birisine ki tabii ki eleştiriliyor Galatasaray e, cephesi diyeyim. Ben Okan Buru yazacaksam ki ben yazmam evet. ama yazarsam da en sona yazarım. Yani Aynı fikirde. iki sezon şampiyon olmuş, kupalar kazandırmış. Bu sezona da 3'te 3'te başlamış. Hani baktığında puan kaybı da yok. Yani şu an e, konuşulan ya bu, sene, bu sene, noktada. Bu sene başı performansı eleştirilebilir ama puan gerçekten. puan tablosu olarak söylüyorum. Yani 3 tane oynamış, 3 tane kazanmış. Abi ben, ben geminin kaptanıyım. Mürettebat hazır. Her şeyi onların yapmasını bekliyorum normal şartlarda. Ama ben geçen sene o gemiyi yanaştırmak için inmişim, yeri gelmiş güverteyi süpürmüşüm. Yeri gelmiş aşağıları temizlemişim. Gitmişim kameralardaki yatakları toplamışım. Sene bitmiş. Yani ben önümüzdeki sene artık en azından güverteyi süpürmeyeyim hakkına sahip olmam gerekiyor. Ama evet. Okan Hoca'nın böyle bir hakka şu an sahip olmadığını Okan görüyoruz. Okan Hoca'nın hatta şu an geminin motorunu tamir etmesi. Yine en yani. aşağı gidip o... Demiri böyle çekerek Yine yola başlayacak ya. gibi gözüküyor Yine Okan Hoca bir sahne geliyor ya ben bu aileden değil miyim çıkışı yani <laughs> bence ama Gerçekten. yarını bir beklemek lazım yarın belki de tüm bu konuşmalar taca çıkabilir yani yarın belki de Okan Hoca tüm bu konularda bir açıklamada Oğlum, yapabilir şey bence Okan ki Okan bence yapması da ben de... gerekiyor.